Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Suat-ı Mekkiye 13. Sefir 100. Kısım 122. Bölüm. Yakin ve sırrının bilinmesi. Yakin kalıcılıkta bilginin zirvesidir. Her durumda es ve Birin vaadiyle. Tahkikin meydana getirdiği yakin var ya, ona dayan ve bakma hiç kimseye. Sabitlikten, sabitlikten uzaklaşırsan bu ebediliği güçlendiren yakin değildir. Yakin, Allah'ın peygamberine söylediği sana yakin gelene kadar Rabbine ibadet et ayetinde belirtilen şeydir. Hükmü ise yakin duyulan şeyle nefsin dinginliği ya da yakın duyulacak şeye doğru hareketidir. Yakın, insanın herhangi bir şey hakkında basire sahibi olmasıdır. Nefste arzulanan şeyin hükmü gerçekleşen şeyin hükmü gibi ise bu yakındır. Burada yakine konu olan şeyin gerçekleşip gerçekleşmemesi birdir. Örnek olarak Allah'ın emri geldi ayetini verebiliriz. Henüz gelmemiş olsa bile mümin nefs onun kesin olarak gerçekleşeceğini arınır ve gerçekleşip gerçekleşmemesi, gerçekleşip gerçekleşmememesi arasında fark yoktur. Bu ise perde kalksaydı yakınım artmazdı denilen sözdür. Bununla birlikte yakine konu olan şey dışta gerçekleşmiş değildir. Allah peygambere ve o konumdaki her kula şöyle hitap eder: Yakin gelene kadar Rabbin'e ibadet et. Yakın geldiğinde ise ibadet eden edilen ama amel sahibi ile kendisi için amel edilenin kim olduğunu zahirin mazharlardaki etkisinin mazharların zahire neyi verdiğini öğrenirsin. Bilmelisin ki yakinin ilim, ayn ve hak dereceleri vardır. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Her hakkın ise bir hakikati vardır. Bu konu bu kitapta sonraki bir bölümde Allah izin verirse özetle ele alınacaktır. Onun ilim, ayn ve hak dereceleri vardır. Çünkü bazen yakın ilim, ayn ve hak olmaksızın gerçekleşir ve nezdinde gerçekleştiği kimse onun hakkında kesin hüküm verir. Bu kişi yakın bilgi sahibi değil, sadece yakın sahibidir. Arkadaşlarımız yakın hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Acaba yakın başka bir yakından daha tam olabilir mi? Olamaz mı? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. İsa hakkında şöyle, söyle, dediği rivayet edilir. Yakini artsaydı havada yürürdü. Bu sözüyle Hz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem sanki İsra gecesine ve peygamberin havada yürümesinin yakın vasıtasıyla gerçekleştiğini işaret eder. Bu yorum yerinde bir yorum değildir. Çünkü Rabbi onu ayetlerini göstermek üzere yürütmüş. Ona Burak göndermiş ve İsra gecesinde onu taşımıştı. Hz. Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hadis bu anlamı işaret etmek üzere sahih olamaz. Bilindiği gibi hiç kimse yakinde peygamberin dengi değildir. Fakat o yakini sayesinde havada yürümemişti. Cebrail kendisine katırdan küçük eşekten büyük Burak attı bir binek getirmiş ve onda taşınmıştı. Havada yürüyen Burak idi. Sonra Burak kendisini izin verilen yere kadar götürdüğünde Burak'tan inerek refrefe oturmuş ve Allah'ın dilediği yere kadar götürülmüştü. İnsan, insanlar bütün bunlardan habersizdir. Öyleyse peygamber yakinin gücü nedeniyle havada yürütülmemişti. Üstelik bu esnada en, gelen, en genel anlamıyla fakat mutluluğunun bulunduğu şeydir. Yakinin konusu yani bununla ilgili olduğu şeye bağlanmış yakini kalbindeydi. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yakiniyle met edilmiştir. Bizim yakin hakkında kıymetli bir risalemiz vardır. Onu Lut peygamberi ziyaret ederken Halil İbrahim mescidindeki yakin mescidinde yazmıştık. Bu bağlamda cahil cahil olduğunu zan sahibi zan sahibi olduğunu, kuşkuyla kapılan kuşku duyduğu hususta kuşkulu olduğunu yakinen bilir. Bunlardan her biri üzerinde bulunduğu durum hakkında kesin bir yakin taşır. Bu ise bilgi ya da başka bir şey olabilir. Onun üstünlüğü nerededir dersen şöyle deriz. Yakinin üstünlüğü tıpkı bilgi gibi ilgili olduğu şeye bağlıdır ve bu nedenle sana yakın gelene kadar ayetinde belirli gelerek özel anlamda yakına konu olan şey kastedilmiştir. Burada kendisiyle övgünün gerçekleştiği yakın değil, belirli bir yakın kastedildi. Allah onu yakinen öldürmediler demiştir. Burada İsa'nın onların yanında değil, gerçekte öldürülmemiş olduğu kastedilir. Onlar ise İsa hakkında kuşkuya düştüler. Ayette geçen ise kendisi de bil fiil var olacağı müstakil bir yeri olmayan yakindir. Çünkü onlar İsa'yı öldürdüklerine yakinen inanıyordu ve Allah yakinin yeri olamaz. Öyleyse yakinin yeri sadece öldürmedir. Bu ise mananın mana ile bil fiil var olması kapsamındadır. Çünkü yakin bir mana olduğu gibi öldürme de bir manadır. Öyleyse öldürme İsa'da bil fiil bulunmadığını yakinen bilmiştir bu ayette öldürme yakinen nitelenmiştir. Manaların en doğrusu manalar ile bil fiil var olandır. Bizce bu mesele aklın şaşırdığı ve herhangi bir şekilde hüküm veremeyeceği hususlardandır. Bir kısmımıza göre bu konuyu bilmek imkansıza katılırken bir kısmımıza göre mümkün ve vakidir. Özetle yakinin doğal ve alışılagelmiş hususlarda bulunması güçtür. Çünkü adet çünkü adet bilhassa doğal bedenin varlığının kendisine dayandığı hususlarda olmak üzere duayı çalar. Bedenin bil fiil varlığının bağlı olduğu şey kaybolduğunda acı duyar. Acı ise yakine zarar vermez. Çünkü onun zıttı değildir. Fakat şöyle diyebilirsin. Acı insanın hareketlenmesine ve titremesine yol açar. Özellikle açlık, susuzluk, sıcak ve soğuk acısı böyledir. Hareketlenme ıstırap ise yakın ile çelişir. Çünkü yakin, nefsin bu acıları gideren araçların elinde olan kimseye yönelmesidir. Acıların bulunduğu kimse ise doğal olarak acıların hızla ortadan kalkmasını ister. Hal böyleyken burada yakinde tasavvuf ehlinin zannettiğinden başka bir yol takip ederiz. Bu yola göre ıstırap yakine zarar vermez. Bunun böyle olması o acıları gidermede nefsin doğal olarak bunları gideren sebepleri değil, hakkın mertebesine yönelmesi şartına bağlıdır. Hak onları bu sebeplerle gidermek isterse giderir. Bu durumda hak, o kişide bu sebepleri yaratarak acıları ortadan kaldırır. Allah onları başka bir şeyle gidermek isterse, yakın başka bir şeyle değil, ilahi mertebeyle ilgili olur. Bu ise Allah adamlarında çokçu olur. Ariflerde yakinin dereceleri 201'dir. Melamilerde ise 170'tir. Yakinin melekut ve ceburut alemine dönük nispeti vardır. Ayrıca onun melekut alemine tek bir nispeti var iken ariflerde iki nispeti vardır. Çünkü yakın ariflerde altı hakikatten bileşik bulunur. Melamilerdeki yapısı ise dört hakikatten oluşur. Yakin diri ve ölü sükun sahibidir. Diri sükun ile sahibi hareketlenirken Ölü sükun ile Allah'ın kendisini izale irade, izaleyi irade ettiği belirli bir giderici olmaksızın ıstırap duyduğu hususta Allah'a bağlanır. 123. Bölüm Yakinin Terki ve Sırları Kul, mürit ile durduğunda yakini iradenin hükmünü giderir. Hakka rütbesini verir ki onu sınırlayıp kulluğunu zedelemesin. Dilediğini dilediği gibi yapar. Zorlama olmaksızın ve adet etki etmeden. Delil kuşku olmaksızın delil oldu. Tekrarın olumsuzlandığında da kuşku yok. Çünkü bilinen cevher bakidir Şehadet mertebesindeki hükmünde bulunduğu gibi. Bazen ona, bazen ondan hilat giydirilir. İfade için benzeriyle ya da zıttıyla. Allah seni başarı yerdirsin. Bilmelisin ki burada tekrarın olumsuzlanmasıyla yani ilahi genişlik nedeniyle varlıkta tekrar yoktur ifadesini kastetmekteyim. Tekrar sayılan şey duyunun algılayamadığı benzerlerin varlığıdır. Bu benzerler arasındaki parçalanma algılanamaz. Başka bir ifadeyle yok olanlar ile yenilenenler arasındaki fark anlaşılamaz. Bu ise kelamcıların araz iki anda baki kalmaz şeklinde dile getirilen düşünceleridir. Yakinde tıpkı sabırda olduğu gibi ilahi kahra karşı koyma korkusu yani korkusu bulunduğu için Allah ehli onunla nitelenmeyi, onu öğrenmeyi ve Allah'tan istemeyi terk etmiştir. Kendi çabası olmaksızın Allah nezdinden yakın geldiğinde ise kul Allah karşısındaki saygının gereğiyle onu kabul eder ve Allah onun yakinin bulunduğu bir yer haline getirmeyi dilediğinde Allah a iade etmez. Yakının kuldaki etkisi ondan bu zararı gidermede Allah'a bağlanmaktır. Bu ise yakını ve onun kendisi gibi bir kula ya da onun dileğine değil, Hakk'ın mertebesine bağlanmasını istemektir. Şöyle ki kul yakının ortaya çıkmasının sebebi olunca, çünkü yakın kendi başına bir fiil var olamaz. Yakının kendisine varlık kazandığı yerin onda bir etkisi olur ve bu etki kendi ödülünü talep eder. Böylelikle yakin kendisini var edenden o yerdeki zararın kaldırılmasını diler. Çünkü yakin sadece zararı gidermek üzere var olur. Bulunduğu yerde yarar var ise yakinin katkısı yararda değil. Çünkü o zaten vardır. Onun sürekliliğini sağlamada ortaya çıkar. Bu menfaatin kaybolduğu vehmine kapılırsa Yakin Allah'tan bu yararın bulunduğu yerde sürmesini ister. Bu kadarlık bir ölçüyle yakini terk gerçekleşir. Yani kul dilediği konuda Rabbine dua ederken yakine itiraz etmez. Böylelikle kul dilediğini yapmak üzere onu terk eder. Burada kul herhangi bir şey ile nitelenmez. Bu tahlile rağmen mesele kapalı ve algıdan uzaktır. Öyleyse kul aslı bakımından zorlanan ve mülkü sarsılan birisidir. Dolayısıyla hakikati bakımından kulun yakını yoktur. Çünkü o arazların üzerinde yenilendiği bir yerdir. Yakin ise sükündür. Bu ise iki zamanda sabit olmayan bir arazdır. Allah her gün bir iştedir. Günlerin en küçüğü ise fert zamandır yani andır. Sana Allah ehlinin yakini talep ettiği şeyden uzak durduklarını açıkladım. Yakin isteyendir. Bu nedenle Allah sana yakin gelinceye kadar demiştir. Yakin isteyen ve yoran şey sen isen yakin isteyen ve yoran şey sen ise rahattasın. Anla. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. Allah'ın iradesi karşısında durmak duranlığa imkan vermez. Çünkü çünkü bu nefsin hakikatinden çıkmak demektir hiçbir şey kendi hakikatinin dışına çıkamaz. Çünkü bir şeyin kendi hakikatinden çıkması mümkün değildir. Mürit bir müjdeyle itminan bulabilir. Kul bu esnada sözün doğruluğu nedenini sakinleşir. Ayrıca müjde belirli ve vakitlidir. Bu durumda ise ona doğru bir yöneliş gerçekleşir ki bu da yakindir. Bir rivayette meleklerin Allah'ın tuzağından korktukları aktarılır. Korku ile birlikte yakin olmaz. Kul Allah dilediğini yapandır ayetiyle mutmain olursa yakinden ayrılmaz ve bu durağanlık yakin diye isimlendirilir. Fakat bulunduğu yerde Allah ehlinin terimlerine göre yakinden başka bir şey meydana gelir. Bize göre yakin Allah'ın yaratıklarından her birinde mevcuttur. Görüş ayrılığı yakinin neyle ilgili olduğu hakkındadır. Öyleyse yakin kapsayıcı bir niteliktir ve yakine konu olanın herhangi bir şeyin hükmünün dışında kendisinde mutluluğun bulunduğu Allah yolunun özelliklerinden değildir. İşte yakin budur. Başarıya erdiren, başarıya erdiren Allah'tır, ondan başka Rab yoktur.''